Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir muadil videosuyla karşınızdayım. Ayrıca bu benim seri videolarımdan ilk videom olacak. Yani bir muadil serisi başlatmak istiyorum. Hemen paletleri göstereyim. Bugün ilk olarak pahalı palet olarak NYX'in bir paletini seçtim. Bu paletin adı NYX Ultimate Shadow Palette. Numarası da USP04. Hemen yakından gösteriyorum. Ucuz ürün olarak da Rival The Look markasının Color Splash Eyeshadow paletini seçtim. Bunu da hemen yakından göstermek istiyorum. Renkleri de hemen yakından göstereceğim. Sağ tarafımda pahalı paleti kullanacağım, yani NYX'in paletini. Sol tarafıma da ucuz ürünü kullanacağım, Rival The Look'un paletini. İlk olarak paletleri biraz yakından göstermek istiyorum renk olarak. Sağdaki NYX, soldaki Rival The Look. Bildiğiniz üzere Rival The Look markası Rossmann'larda var. Şunu da söyleyeyim, bu palet bir limited edition'dı, yani koleksiyon ürünü. Almanya'da tabii ki var. Hatta kalkmış da olabilir bu koleksiyon. Çünkü Rossmann zaten bir Alman markası. O yüzden burada koleksiyon ürünleri daha erken piyasaya çıkıyor. Türkiye'de maalesef koleksiyon ürünleri biraz geç gidiyor. Ama bu sizin için aslında daha iyi. Bu videoyu ne kadar erken yüklersem o kadar fikir sahibi olursunuz. Paketlemeye geçeyim biraz. Paketleme açısından aslında pek bir fark yok. Tek fark Rival The Look'un paletinin biraz daha büyük olması. Şöyle üst üste koyduğum zaman görüyorsunuz Rival The Look biraz daha büyük. Fiyatlarından bahsedeyim biraz. Bildiğiniz üzere NYX markası Watsons'da satılıyor. Şu an internet sitesine baktım. Normal fiyatı 130 TL'ymiş. Ama şu an indirim var. 90 lira 75 kuruşa düşmüş Watsons sayfasında. Dediğim üzere Rival The Look'un maalesef fiyatını bilemiyorum. Çünkü koleksiyon ürünü olduğu için Türkiye'ye daha geç gidecek muhtemelen. Ama benim aldığım fiyat 3,5 euro. Yani çok çok ucuz bir palet. Ama normalde Rival The Look'un palet fiyatlarına baktım. Normal fiyatları 40 TL ama %40 indirim var ki Rival The Look çok çok sıkla, yani indirime giren bir marka. Markada da paletlerin fiyatı 24 TL. Bu paletler biraz daha küçük. Bu da yani bir en fazla 30 TL'ye falan denk gelir indirimde diye düşünüyorum. Yani açıkçası çok büyük bir fiyat farkı var. Renklerden biraz bahsedeceğim. NYX aslında tamamen mat renklerden oluşan bir palet. Birkaç renkte hafif simler var ama çok çok belirgin değil. Sequin dediğimiz bir bitiş, yani çok hafif sim var. Crease'inize, yani şu bölgeye rahatlıkla kullanabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz buraya simli renk kullanmıyoruz genellikle. Ama Rival The Look'un paletinde birkaç bayağı simli renk var. İkisi fazla simli, üçü hafif simli ama diğerleri gerçekten mat. Ben tabii ki önceliği mat renklere vereceğim çünkü renklerin aynı olmasını istiyorum. Çok konuştum arkadaşlar, bence hemen makyaja başlayalım. Tabii aynı fırçaları kullanmayacağım. Her palet için ayrı fırçalar kullanacağım ama birbirine benzeyen fırçalar kullanacağım. Pahalı tarafla başlıyorum. NYX paletindeki şu en üstteki kırmızı rengi kullanacağım. Yani kiremit rengi aslında. NYX hafif tozutuyor ama mat renk olduğu için normal. Yani pigmentasyonu o kadar abartılı değil. Bu arada NYX'in çok ürünü kullanmadım şimdiye kadar. O yüzden pek bir fikir sahibi değilim. Dediğim gibi bu da benim için aslında bir ilk izlenim oluyor. Yani Rival The Look'un ürünlerine daha çok hakimim açıkçası. Ve gerçekten severek kullandığım bir marka, fiyat açısından çok uygun. Ve ilginç ürünler de çıkarıyorlar kesinlikle. İlgimi çekiyor ürünleri. Aynı rengi gözümün altına da biraz kullanacağım. Evet, ilk renkle memnun kaldım. Bana zorluk çıkarmadı. Dediğim gibi pigmentasyonu 130 liralık bir palet için. Yani benim daha ucuz paletlerim var. Onların pigmentasyonu daha yüksek ama
Yani herkes pigmentli palet sevmediği için bence sorun yok. Şimdiye kadar memnunum. Rivaldo Look paletine geçiyorum. Bu palette de şu ikinci sıradaki rengi kullanacağım. En yakın bu bence çünkü. Yine benzer bir fırça alıyorum bunun için. Rivaldo Look daha fazla tozutuyor. Pigmentasyon açısından Rivaldo Look'un pigmentasyonu daha yüksek. Ama blend yapmak biraz zorluyor beni. Ki fırçalarım gerçekten birbirine çok benziyor. Ve severek kullandığım fırçalar. Hatta kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama bu çok yumuşak bir geçiş. Belli oluyor ne demek istediğim. Evet, yumuşak bir geçiş var. Hafif lekeli gibi duruyor. Burada evet. Rivaldo Look. Lekelenme söz konusu maalesef. Ama 3,5 euroya da normal. Daha fazla blend yapamıyorum arkadaşlar. Hafif bir renk değişikliği var. Bu taraf daha turuncu, bu taraf daha kırmızı. Ama birbirine gerçekten çok benziyor iki renkte. Kullanabildiğim kadar renk kullanmaya çalışacağım. Hemen sarı renkle devam ediyorum. Yine NYX paletindeyim. En alttaki sarı rengi kullanacağım. Bu hiç tozutmadı nedense. Bunu da az önceki rengin üzerine uyguluyorum. Yani sarı olduğu için pigmentasyonu tabii ki diğer farlardan çok çok daha düşük. Ama yeterince renk de veriyor. Rivaldo Look paletinde de en üstteki sarı rengi kullanıyorum tabii ki. Bu daha fazla tozutuyor. Hatta şöyle diyeyim, NYX. NYX'deki sarı renk hiç tozutmadı. Bu bayağı tozutuyor. Uçtu gitti gibi. Biraz öyle oldu. Ama kat kat uygulanınca kesinlikle evet, belli oluyor. Bence Rivaldo Look'u kat kat uygulayınca pigmentasyonu daha belirginleşiyor. NYX'e de kat kat uyguladım ama NYX bence daha fazla uçtu Rivaldo Look'tan. Ama blend konusunda NYX daha başarılı. Ve farları daha yumuşak. Gözümde hissedebiliyorum bunu. Dediğim gibi fırçayla alakası yok. Çünkü kullandığım fırçalar hep aynı ve severek kullandığım fırçalar. En üstteki şu rengi kullanacağım. Bu renk de fazla tozutmadı NYX'te. Bunun pigmentasyonu bayağı iyi. Bu rengi karıştırmak biraz daha zor oldu ama pigmentasyonundan memnun kaldım. Diğer farlardan bence çok çok daha iyi. Rivaldo Look'ta da şu rengi kullanacağım. En alttaki. En yakın bence o. Bu aşırı tozutmadı. Bu far göründüğünden paket yani... Daha çok pakette daha şey, koyu duruyor pakette değil mi? Pakette daha az simli ve koyu duruyor. Ama gözümde bayağı simli. Şimdi bu renkte merak ettiğim şu. NYX'e benzetmeye çalışmışlar da benzetememişler mi? Yoksa paleti NYX'ten esinlenip biraz daha değişik bir palet mi yapmak istemişler? Onu pek şey yapamadım. Anlayamadım.
Rivaldo Loop'u karıştırmak açıkçası biraz daha zor. Kenarları hep lekeli kalıyormuş gibi. Yani çok abartılı bir şekilde değil. Yani abartmaya gerek yok ama kesinlikle yan yana baktığınız zaman Nyx'in daha yumuşak geçtiğini bence görebiliyorsunuz. Ben çıplak gözle görebiliyorum. Kamerada ne kadar gözüküyor onu da bilemiyorum. Nyx'in belli oluyor. Belli oluyor değil mi? Hı-hı. Geçişler. Nyx'in rengi daha koyu, daha kırmızı bu. Daha böyle bir cart pembe dediğimiz. Ama bence şimdiye kadar benziyor iki göz makyajı da birbirine. Şimdi araya biraz color blocking dediğimiz olayı yapmak istiyorum. Yani alakasız renkler kullanmak istiyorum. Bunun için mavi bir renk kullanacağım. Şu rengi kullanmak istiyorum. Bu arada renklerin iki palette de ismi yok. Hiçbir yerde isim falan yazmıyor. Mavinin zor bir far olduğunu biliyorum arkadaşlar ama turkuaz gibi oldu gözünde. Turkuaz gibi olması sorun değil de hiçbir şekilde kapatmıyor. Hani şey olurdu ya, eskiden annemler mesela çok kullanırdı o 80'ler 90'lar evet. Döneminde. Böyle ucuz ucuz farlar olurdu. Ya o farlar yeşil olurdu ya da böyle tuhaf tuhaf mavi renklerde olurdu. O palet yani. 130 liralık paletteki far rengine bak. Kırmızı renkle mavi rengi de birbirine blend yapmak istiyorum. Geçişler daha yumuşak olsun diye. Hani blend açısından mavi dediğim gibi zor. Bir far rengi iyi blend oldu ama rengi beğenmedim maalesef. Rivaldo Loop'ta da bu arada bu mavi bayağı tozuttu Nyx'te arkadaşlar. Rivaldo Loop'ta da şu rengi, ortadaki mavi rengi kullanmak istiyorum. Mavi renkleri görüyorsunuz. Şu. Bu da tozuttu. Yani mavinin tozutması normal. Çok çok daha iyi. Bence. Tabii ki şimdi Nyx'ten daha koyu ama Nyx kutuda çok koyu duruyor. Gözümde yani bir yok oldu gibi bir şey. Ama Rivaldo Loop'ta gerçekten pakette nasılsa öyle gözümde. Bu arada blend süresini de aynı tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani Nyx farlarını ne kadar karıştırdıysam Rivaldo Loop'u da o kadar karıştırmaya çalışıyorum. Yani fazla zaman harcamak istemiyorum bu tarafıma. Ki farkı görelim, kalite farkını diye. Gözümün iç bölümüne Nyx'teki şu mint dediğimiz rengi kullanmak istiyorum. Bakalım bu gözümde de bu renkte çıkacak mı? Şahsen az önceki kullandığım renkle şimdi bu rengin pek bir farkı yok. Şahsen bu paletle, yani Nyx paletiyle full bir mavi makyaj yapmak istiyorsanız bence zorlanabilirsiniz. Çünkü renkler birbirine aşırı benziyor. Ya aralarda köy yumuşak geçişi sağlayamayabilirler değil mi? Yani hani sırf bir renk kullanılmış gibi gözükme evet. Riski var bence. Rivaldo Loop ürününden şimdi şu renk çok yeşil ama onun altındaki de çok mavi. Şimdi hangisini kullansam diye düşünüyorum bunlarda. Karıştır istersen. Mantıklı. Öyle deneyelim. Ama bence pigmentasyonu gerçekten çok çok daha iyi. Evet. Özellikle mavi mavi evet renklerde. Ve bence renk farkı kesinlikle belli oluyor. Zaten bu kullandığım renk gerçekten daha koyu olduğu için. Şu renk bence çok güzel. Rivaldo Loop'un paletinde. Ama maalesef Nyx'in paletinde buna benzer bir renk bulamadım. Nasıl yapsak? Ben o rengi yine de kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Madem artık rengarenk olduk. Bu rengi alıp dokunduracağım buraya. Ben daha pembe bekliyordum ama daha mor oldu bence.
Tabii maviyle karıştırdım, onun da rolü var arkadaşlar. Ama bence mavinin üstünde güzel bir performans sergiledi. Bu fırçayı da temizliyorum. Bu arada ablam bana soğuk kahve getirdi. Laktozlu mu bu? Galiba. Elim çok kötü uçuyor. Ona dikkat etmedim. Malum korona var. Her yer, alışveriş yerleri bomboş. Yani bir şey bulamıyoruz. Ben çıkmadım. Bir hafta oldu aslında evden çıkmayalı. İşe de gitmiyorum. Ama ablam çalışmak zorunda, sağlık personeli olduğu için. Alışverişe de hep onu yolluyoruz. Zaten dışarıdasın yani. Çıkmışken sen al diye biz hiç çıkmıyoruz. Arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Evimizden çıkmamamız gerekiyorsa çıkmayalım. Okullar tatil edildi. Evet ama bu mesela yaz tatili gibi bir tatil değil arkadaşlar. Dünyada neredeyse aslında bir ilk. Biz sizin için çıkmıyoruz. Lütfen siz de bizim için evde kalın. Sağlık çalışanlarına zorluk çıkarmayın. Demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Ben palete geri istiyorum. Şu pembe renkle bir altındaki mor rengi karıştıracağım. Şimdi tek sorun şu ki bunların ikisi de mat. Gördüğünüz üzere Rival de Loup'daki renk parıltıydı, simgiydi. Evet arkadaşlar, bence daha fazla abartmama da gerek kalmadı. Kullanabildiğim kadar renk kullanmaya çalıştım. Belli oluyor zaten ablamın dediği gibi papağan gibi oldum. Ama ben bu tarzda makyaj sevdiğim için bildiğiniz üzere benim hoşuma gitti. Rimel süreceğim. Biraz göz kalemi çekeceğim. Sonra düşüncelerimi sizinle paylaşmak için geri geleceğim. Birazdan görüşürüz. The next morning. Evet arkadaşlar, rimelimi kullandım. Onu da söyleyeyim. Yeni bir rimel. Maybelline'in Snap Scarra, suya dayanıklı olan. İkinci kullanışım. En son videomda da kullanmıştım bunu. Fena değil, beğendim. Göz kalemi olarak da Rival de Loup'un Multi Liner'ını kullandım. Sevdiğim bir ürün bu da. Normal işte krem renginde bir göz kalemi. Paletlere gelelim arkadaşlar. Şöyle ki iki palette favori ürünlerim arasına girmeyecek muhtemelen. bildiğiniz üzere benim paletlerimin %80'i aslında renkli. Yani %70, %80 arasında. Çok renkli paletim var ve daha çok severek kullandığım renkli paletlerim var. Makyaj koleksiyonunu çekersem zaten orada da göreceksiniz bütün paletlerimi. Orada da bahsederim zaten favori paletlerimden. Çok memnun kalmadım makyajımdan açıkçası. Ama hangi tarafı daha çok beğendiniz derseniz, açıkçası ben Rival de Loup tarafını daha çok beğendim. Nedenini söyleyeyim. Ben tamamen mat bir göz makyajı seven birisi değilim. Çok nadir yapıyorum öyle bir makyajı. Yani parıltı, far çok seviyorum. Blend konusuna gelirsek NYX paleti daha hızlı karıştırıldı. Yani daha hızlı karıştırabildim NYX paletindeki farları. Yani bununla daha hızlı çalışabilirsiniz. Rival de Loup paletine gelirsek bununla kesinlikle hızlı çalışılmıyor. Gördüğünüz üzere kenarları lekeli kalıyor. Daha uzun karıştırmanız gerekiyor. Yani zamanınız olması gerekiyor bu paletle bir makyaj yapacaksanız. O yüzden NYX paleti daha hızlı. Ama bence 3,5 euroya, yani aşağı yukarı 40 lira falan gibi bir fiyata düşecek. Düşmez. Dedim sana düşecek. Paleti mi dedin sen, aynayı mı dedin? Aynana dedim. Ben paleti dedin sandım. Hayır, aynana dedim. Kaydı çünkü. Yalnız bu bundan daha pahalı, bilesin. Neyse. Nerede kalmıştım? Ha, 3,5 euroya, yani aşağı yukarı 40 TL'ye falan bence alınacak bir palet. Gerçekten memnun kaldım fiyatı için. Bir şey yani diyemem. Denenir o fiyata. Deneyebilirsiniz bence de, evet. Arkadaşlar. Tatlı yerim, tatlı konuşalım. Tatlı yerim, tatlı konuşalım. Şeker. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Yorumlara da fikrinizi yazmayı unutmayın. Lütfen NYX paletini mi daha çok seviyorsunuz yoksa bunu mu alırdınız diye. Ayrıca böyle tarzda videoların gelmesini istiyorsanız onları da lütfen yoruma yazın. Veya denemek istediğim, benim denememi istediğiniz ürünler varsa arkadaşlar onları da yorumlara yazabilirsiniz.
böyle cümle kurdum. Evet, 30 saat sonra. Dediğim gibi bu, ben yeni bir seri başlattım. Muadil ürünler diye. Bu da serimin ilk videosu oldu. Kendinize iyi bakın. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Güle güle. Hoşça kalın.